outside, sunlight gliding in the night, watching how the tide comes in. Ercüay'ın başarılı oyuncusu Serdar Özer bu hafta Dizi TV'de özel konuğumuz. Çok sevdiğimiz Serdar Özer'le bilmediğimiz yönlerini de konuştuğumuz keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Merhaba diyelim ve başlayalım. Sevgili Serdar Özer, sorularımıza başlamadan önce ailenize olan düşkünlüğünüzü ve bize yansıyan baba profilinizi çok beğeniyor ve takdir ediyoruz. Bunu belirtmek isteriz. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Yani şöyle bir şey, ben aile yaşantısını ve ev yaşantısını çok seven bir insanım açıkçası ve hani hayatta yaşadığımız güzellikler tek başına çok da bir şey ifade etmiyor. Bu daha çok hani ailenle tadı çıkıp güzel olan şeyler bunlar ve bu yüzden de ben hiçbir şey için ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Sadece mutlu olduğum şekilde yaşamaya çalışıyorum açıkçası. Seviyorsunuz ve bu size çok yakışıyor. Hercai setinde gerçekleştirdiğimiz çekimlerde kime sorsak setin muzır isimleri arasında sizin de adınız geçiyor. Aynen biraz yani böyle sağa sola iyi anlamda sataşmayı seven bir insanım açıkçası. Özellikle sette böyle çok yorulduğumda ve sıkıldığımda mutlaka böyle bulaşacak, sataşacak kişiler bulurum. Daha eğlenceli oluyor öyle çalışmak açıkçası. Yani hani öbür türlü sadece iş bir yere kadar. Yani hem iş hem eğlence ki bizim işimiz biraz da bunu içeriyor açıkçası. Çok daha keyifli oluyor. Peki Hercai ekibinin diğer eğlenceli isimleri kimler? Sette en eğlenceli bulduğum iki kişi var. Birincisi Tansu, ikincisi de Serhat Tutumluer. O çünkü ciddi ve komik insanlardan. Yani baktığınız zaman ciddi ama komik bir adam. Onunla da çok eğleniyoruz biz. O yüzden ikisini söyleyebilirim. Genellikle muzır insanlar çocukken de yaramaz olur derler. Merak ediyoruz, siz nasıl bir çocuktunuz? Yani evet, ne yazık ki aşırı yaramaz bir çocukmuşum. Hatta annem babam benden yaka silmiş artık, yani o kadar hani yaramazmışım. Biraz da bilmediğimiz yönlerinizi konuşalım. Mesela tutkunu olduğunuz şeyler var mı? Yani ben aslında şöyle çok ciddi bir hani doğa tutkunuyum, doğayı seviyorum. Bu özellikle nedense 30'lu yaşlarından sonra hani bende böyle ciddi şekilde yer bulmaya başladı. Ondan sonra hep hayalimi, düşüncelerimi doğada yaşam üzerine kuruyorum nedense özellikle bu aralarda. Bu karantinanın etkisiyle büyük ihtimalle. Herkesin çekindiği, sevmediği ya da korktuğu şeyler vardır. Sizinkiler neler? Fobim vardı evet. Karanlıkla alakalı bir sıkıntım vardı fakat onu aştım. Hani onun haricinde bir fobim yok. Yükseklikten korkmam zaten. Artı yani daha çok yükseklikle alakalı hayallerim de var yani. Artık da biraz zor herhalde yapmak ama. Paraşüt olsun, bu hani bir kıyafetle uçuyorlar, fly suit diyorlar ona. Onları böyle bir hayalim var onlara. Şimdi buradan böyle rahat konuşuyorum da hani kolay şeyler değil onlar ama nedense çok çekiyor beni. Cihan
Cihan Şadoğlu karakterine Hercai'de başarıyla hayat veriyorsunuz. Canlandırmayı sevdiğiniz, oynarken keyif aldığınız karakterleri nasıl tanımlarsınız? Şöyle söyleyeyim, içinde çatışmaları olan karakterleri oynamayı çok seviyorum. Herkesin ne kadar kötü olarak gördüğü bir adamın hayatının oraya nasıl geldiğini, niye öyle olduğunu anlatmayı çok seviyorum açıkçası. Zaten senaryo okurken de böyle karakterler tercihim oluyor genellikle. Sen bundan sonra hiçbir şeye karışmayacaksın. Eğer bir daha arkamdan iş çevirip boynumu yere eğersen hiç düşünmeden seni boşarım. Beni duyuyor musun? Seni boşarım. Cihan Şadoğlu da oldukça enteresan bir karakter. İnsanları şöyle bir ikilime soktu Cihan. Hani ilk başta çok kızıyorlardı. Sonra ya acaba mı demeye başladılar ve en sonunda da sevmeye başladılar. Benim nedense kariyerimin son döneminde oynadığım bütün karakterlerde hep bu oldu. Yani böyle bir seyircide bir şey havası oldu. Ya bak sen yok mu sen? Yani sana kızıyoruz ama seviyoruz da yani. bir şekilde Cihan da böyle oldu. Vallahi Aziz Aslan Bey, benim ailemin tırnağına zarar geldiğinde elbet seni bulacağım. Çünkü bize senden başka zarar veren yok. Ne karar alırsan al, yanındayım. Ama baban olarak sana bir nasihatim olacak. Ne edersen et, iki kere düşünelim. Hazır oyunculuktan konuşuyorken, ah bunu ben oynasaydım dediğiniz karakterler oluyor mu? Çok oluyor tabii. İzlerken hani böyle iş geçirdiğim çok film var. Hatta eşimle sinemaya gittiğimizde o benim böyle oturma şeklimden, ellerimi sıkmamdan falan anlar bu durumu. Böyle elimi tutar benim ya, bakar böyle güler bana. Hani bu iyi anlamda bir mesleki kıskançlık diyelim. Biz sizi izlemeyi çok seviyoruz ama yine de merak ediyoruz. Oyuncu olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Ya ben mesleğimi çok seviyorum. Benim mesleğim gerçek anlamda çocukluk hayalim. Yani hani çocukluktan beri istediğim şeyi yapıyorum. O yüzden hani illa bir cevap vermek gerekiyorsa boksörlük bana gerçekten hani sporcu olarak boksörlük bana çok şey geliyor, böyle cazip geliyor ama mesleğimi çok seviyorum ve yani her zaman içinde bulunmak istiyorum ve hep de işimi yapmak isterdim. Onun haricinde hiçbir şey düşünmedim. Torununu bile bile Rüme gönderen bir yılanın yuvasına girmeye meraklı değilim açıkçası. Şükran anaya yardım ettim diyeceğim. Ama sen insanlıktan nasibini almadığın için onu da anlamayacağım. Keyifli sohbetimize Serdar Özer'in güzel eşi ve sevimli oğlu Poyraz da katılıyor. Hazır yakalamışken Serdar Özer'i eşi Çiğdem Hanım'a soralım. Yani gördüğünüzden bir fark yok gerçekten. Yani hani ben Serdar yüreğiyle olsun, aile babalığı olsun gerçekten örnek bir insan. Dolayısıyla gerçekten çok iyi bir insan. Poyraz'la arası çok iyi bir kere. Yani hani iki tane kova zaten. İki çocuk, bırakın onları kavga da etsinler, oynasınlar da. Ben de ortalığı toplamaya çalışan boğa durumundayım evde. Ama gerçekten her şeyiyle tam bir baba diyebilirim size. Ben de Poyraz Özer'i uğurluyor sevgili Serdar Özer'e çok teşekkür ederek bu keyifli sohbeti son bir soruyla bitiriyoruz. Hayranlar merak ediyor. Acaba Hercai ne zaman izleyicisiyle buluşacak? İnşallah yakın zamanda başlayacağız. Ve sizin bizi özlediğiniz kadar biz de sizleri özledik. En yakın zamanda görüşmek üzere.